Bir elmaya baktığında onu kırmızı görüyorsun. Peki hiç düşündün mü? Aslında elmanın üzerinde hiçbir renk yok. Evet, doğru duydun. Elma kırmızı değil. Sadece ışığı belirli bir şekilde yansıtıyor. Bizim renk dediğimiz şey aslında ışığın ve beynimizin ortak bir illüzyonu. Önce ışığı anlamamız gerekiyor. Güneşten ya da bir lambadan çıkan beyaz ışık aslında birçok farklı dalga boyunun birleşimidir. Işık, elektromanyetik dalgaların bir türüdür. Tıpkı radyo dalgaları, mikro dalgalar ya da X ışınları gibi. Bizim gözlerimiz sadece bu spektrumun çok küçük bir kısmını görebilir. Yaklaşık 380 ile 750 nanometre arası. Bu aralığa görünür ışık denir. Kısaca 380 nanometre civarında olan dalgalar mor, 450 nanometre civarı mavi, 550 nanometre civarı yeşil, 600 nanometre üzeri kırmızı olarak algılanır. Yani bir rengin fiziksel tanımı sadece dalga boyu farkıdır. Şimdi gelelim asıl olaya. Bir cisme ışık vurduğunda o cisim ışığın bir kısmını soğurur, bir kısmını yansıtır. Örneğin beyaz ışık elmaya çarptığında elmanın yüzeyindeki pigmentler ışığın mavi ve yeşil kısımlarını soğurur. Kırmızı dalga boylarını ise yansıtır. Ve işte senin gözlerine ulaşan o kırmızı ışık beyninde elma kırmızı olarak yorumlanır. Yani elmanın kendisi kırmızı değil, sadece kırmızı dalga boyunu geri gönderen bir yüzeye sahip. Buna selektif yansıma denir. Her madde kendi atomik yapısına göre bazı dalga boylarını seçici olarak yansıtır veya emer. Bu tamamen maddenin atomik ve moleküler yapısına bağlıdır. Bir maddenin hangi ışığı soğuracağı, içindeki elektronların enerji seviyeleri ile belirlenir. Her atom veya molekül, elektronların farklı enerji düzeyleri arasında geçiş yapabildiği özel bir yapıya sahiptir. Bir foton, yani ışık parçacığı, bu enerji farkına denk gelirse o ışık soğurulur. Eğer denk gelmezse o foton yansır. Kısacası soğurulan dalga boylarını göremeyiz. Yansıyan dalga boyları bizim renk dediğimiz şeyi oluşturur. Örneğin bakır turuncuya yakın görünür çünkü kısa dalga boylu ışığı soğurur. Uzunları yansıtır. Altın sarı görünür çünkü mavi ışığı emer. Kırmızı ve yeşilli yansıtır. Bu da gözümüzde sarı olarak birleşir. Demir gibi bazı metaller ise neredeyse tüm ışığı soğurur ve geri düzensiz yansıttığı için gri veya metalik görünür. Şimdi gözümüze bakalım. Gözümüzün arkasındaki retina tabakasındaki iki tür hücre vardır. Rod hücreleri, çubuk hücreler, ışığın parlaklığını algılar ama renkleri ayırt edemez. Kon hücreleri, konik hücreler, renkleri algılar. Bu konik hücrelerden 3 farklı tür vardır. S-cones, maviye duyarlı, yaklaşık 420 nanometre. M-cones, yeşile duyarlı, yaklaşık 534 nanometre. L-cones, kırmızıya duyarlı, yaklaşık 564 nanometre. Bir cisim kırmızı ışık yansıttığında en çok L-cones aktive olur. Mavi veya yeşil cisimlerde ise diğer konlar daha fazla sinyal gönderir. Beyin bu üç tip hücreden gelen sinyalleri bir arada değerlendirir ve renk hissini oluşturur. Bu yüzden aslında gözümüzde kırmızı sensörü yoktur. Beyin üç farklı sinyali karşılaştırarak kırmızı, yeşil veya mavi algısını üretir. Renk algısı sadece gözde bitmiyor. Gözden çıkan sinyaller optik sinir yoluyla beynin arkasındaki görsel kortekse gider. Burada beyin bu sinyalleri analiz eder, karşılaştırır ve renk olarak yorumlar. En ilginç nokta şu, beyin çevresel ışığı da hesaba katar. Bu yüzden aynı kırmızı elma farklı ışıklarda bile kırmızı görünür. Bu olaya renk sabitliği yani color constancy denir. Yani beynimiz aslında sürekli düzeltme yapıyor. Bu düzeltme olmasaydı her ışık değişiminde renkleri bambaşka görürdük. Peki, renk nasıl kaybolur? Bir cisim tüm dalga boylarını eşit yansıtıyorsa
beyaz görünür. Hiç yansıtmıyorsa, yani tüm ışığı soğuruyorsa siyah görünür. Bu nedenle siyah aslında renk değil, ışığın yokluğudur. Örneğin, güneş ışığında simsiyah bir kumaş. Işığın tümünü emer. Bu yüzden ısınır. Bu tamamen fiziksel bir sonuçtur. Canlılardaki renkler pigment moleküllerinden gelir. Örneğin, klorofil yeşil bitkilerdeki pigmenttir. Kırmızı ve mavi ışığı emer, yeşili yansıtır. Melanin derimize ve saçımıza koyu tonları verir. Hemoglobin kanı kırmızı gösterir. Çünkü belirli dalga boylarını emer, kırmızıyı yansıtır. Her pigmentin kendine özgü soğurma spektrumu vardır. Bu, onun rengini belirleyen kimyasal imzasıdır. Gördüğümüz renk gerçek mi? Aslında hayır. Renk, dış dünyada var olan bir şey değil. O sadece beynimizin ışığı yorumlama biçimidir. Karanlık bir odada elma hala aynı elmadır ama kırmızı değildir. Çünkü ışık yoksa renk de yoktur. Bu nedenle renk, ışığın varlığına ve gözün çalışmasına bağlı bir algıdır. Doğa sadece dalga boylarını üretir. Biz ise onlara anlam yükleriz. Renkler, evrenin bize gönderdiği bilgidir. Her dalga boyu bir maddenin atomik yapısı hakkında bilgi taşır. Bu yüzden bilim insanları spektroskopi denen yöntemle yıldızların bile kimyasal bileşimini renklerine bakarak anlayabilir. Yani renk sadece estetik bir şey değil, evrenin dilidir. Ve biz bu dili gözlerimiz ve beynimiz aracılığıyla duyuyoruz. Bir maddeyi neden kırmızı, mavi ya da yeşil gördüğümüzü özetleyelim. Işık farklı dalga boylarından oluşur. Madde bazı dalga boylarını soğurur, bazılarını yansıtır. Göz, yansıyan dalga boylarını algılar. Beyin, bu bilgiyi işleyip renk olarak yorumlar. Yani renk, dış dünyada değil, beynimizin içindedir. Elmanın kırmızısı, gökyüzünün mavisi, yaprağın yeşili. Bunların hepsi aslında ışığın, maddenin ve zihnin ortak dansıdır. Eğer bana destek olmak isterseniz videoyu beğenebilir, yorum yapabilir, bunun gibi etkileşimlerle algoritmaya destek olabilirsiniz. Görüşürüz.